projeyle karşınızdayız. Şunları görüyor musunuz? Şunları. Nerede anneler, anneanneler, babaanneler? Ay torunuma bir yeni yıl hediyesi yapsam diyorsanız işteyiz biziz. Biz buradayız. Şunu ben, hangisiydi o bu kadar? Şunu ben Ali'ye ya Milano'dan aldım ya bir yerden, ya bir yerden aldım. Böyle bir yerden almıştım. O zaman biz Berna ile böyle bir seyahate gitmiştik. Çok hoşumuza gitti. Bakın çok güzel her türlü şeyden ama ben bunu niye aldım? Hem çocuğa aldım hem de bakarız da yaparız diye aldım. İki türlü. O kullandı bunu. Şimdi bize bu arşiv oldu. Bu hem oyuncak hem battaniye. Örgüden de yapabilirsiniz. Biz örgüdene yetişemedik ama örgüden de çok güzel olur. Şimdi ölçüleri alacaksınız. Erkan şöyle şunun yüzü nereden hangi kameradan görüyorsun? Gör, gör, gör. Oo çok güzel. Yani çocuğa diyorsun ki hani benim canım. Efendim nereye doğru tutayım? Evet böyle yapıyorsunuz. Sonra da şurada bir düğmesi var. Açıyorsunuz. İşte sizin battaniyeniz. Çocuğun. Çocuğu alıyorsunuz. İçine koyuyorsunuz. Koyuyorsunuz. Pış da pış. Pış da pış. Çok yumuşak, çok güzel. Çok iyi fikri var. Çok acayip kolay. Hadi bakalım Yurdanur. Evet. Şimdi biz bunu neden yaptık? Ya bir atraksiyonlar yapıyoruz. Yani bunları anlatayım. Perde arkasını size. Biz bir tane hazırladık bunu. Ben bir gün yayında çok güzel, çok yumuşak bir battaniyeden köşesine motifler yapmıştım. Yurdanur diyor ki buna bir türlü kumaş bulamıyor, gidemiyoruz bir yere. O battaniye dedim kes yarısını, kes oradan ya. Ama bu ne olacak? Ne olacaksa olacak. Asıl olan yayının iyi gitmesi. Yok onun kenarında şey yapıp koltuğa yine örtü yapacağız. Yapacağız mı? Tabii. O çok güzel bir battaniyeydi. Neyse olsun. Siz burada mutlu olun, bunu beğenin. Bizimki de bu oldu. Bakın. Yurdanur ya bugün bunu birine hediye edelim mi? Edelim. Ha? Edelim mi? Tabii ki edelim. Hadi. Kimin doğacak? Ama bizim battaniyeydi bu yani. Yeni alınmış bir kumaş değil ona göre. Ama tertemiz. Hiç kullanılmamış. Evet. Bu da bizimki. Bunu da açıyorum. Yurdanur hemen ölçüleri ver. Bakın. Evet. Çok da güzel çevirmişsin kenarını. Ay 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 ay. Şimdi. Şöyle, 92 santime. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bunu örmek isteyenler bu ölçülerde bir patron hazırlasınlar. Nasıl orta kalınlıkta bir ip? Ben size ip de burada tavsiyede bulunacağım. Nasıl bir iple örmeniz gerektiğini. Bebe ipi. Bebe ipi de olur. Bebe biraz orta kalınlıkta lazım. Bir ip de olur. Evet. Nasıl bir ip kullanacağız? Şimdi soracağım ben. Evet. Şimdi gösteriyoruz şablonu. Oku Yurdanur buradan ben göremiyorum. Şimdi böyle bir kare parça yapıyoruz. Dikdörtgen, 92'ye 60 santimetre. Kenarlarını biraz yuvarlıyoruz şekilde gördüğünüz gibi. Ondan sonra kulaklarını yerleştirmek için Derya Hanım yukarıdan 20 santim. Sen önce çevreyi söyle bize Yurdanur. Kaç santime? 92'ye 60. 92'ye 60. Böyle bir dikdörtgen. 92'ye 60. 92'ye 60. 92'ye 60. 92'ye 60. Hani bunu unutmayın. Bir yere kaydedin. Evet. Sonra kulaklarını yerleştirmek için yukarıdan 20 santim aşağıya iniyoruz. Yine bu şekilde belli olduğu Bakın, gibi. Bakın tam buralara yerleştirmeniz lazım. Evet. Evet. Söyle. Oyuncak olabilmesi için. Yandan 8 santim. İkisinin arası yani düğmeyle düğme nerede? Düğme şurada nerede? Düğme. Evet. Düğme yüz kısmında. Buradaki ilik kısmı da battaniyenin yine tam düğmenin kısmında. Karşısında olacak evet. O. Evet. Araları 5 santim. Burası 5 santim, yüksekliği 5 santim. Şimdi buradan açıklıyorum. Ve, gel buradan açıklıyorum. Kulakları da 5 santim. Şu düğme kaç santimde? Bu düğmenin yeri çok önemli. Kaç santimde? O buradan itibaren ölçtüm 12 santim. Şuradan şu ama... Buradan da ölçelim. Nerede metre? Hemen vereyim size metremizi. Evet. Şuradan geliyor. Buradan da ortalıyorsunuz geliyor. Bu düğmenin yeriyle şurası önemli. Nerede onun burada. İliği? Hı. İlik de bu tarafta. Yani bebeğin olduğu tarafta. Evet. Ayaklar var. Bir iki tane büyük ayak, iki tane küçük ayak. Bu
Evet. da kulaklar değil mi yurdumuz? Evet. Baştan ne kadar? Şimdi itibaren 30 santimmiş. 30 santim. Şuna ölçelim hemencecik. Sen yazmışsın oraya. Kaçtı burası? Burası da kaçtı? 60. 60. Evde mesela bir yatak örtünüz var. Güzel bir battaniyeniz var. Yumuşacık. Bir yere bir leke oldu. Alın onun öbür tarafını. Böyle bir şey yapın. Bu da olur. 58-60 burası. Yuvarlıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz şu köşeyi. Evet. Şuraları şöyle. Sonra kenarına istediğiniz biyeyi yapın. Veya örgüyle yapın. Olabilir, kenarlarını tığla sadece. Da geçebilirler. Böyle biyeler yapabilirsiniz. Çocuk bu verevden biyeler. İstediğiniz renklerde. Ben çocuklu. De şunu şöyle düşündüm. Hani burası hep aynı renk olur da kıza erkeğe farklı biye yapılabilir. Evet, evet. Şimdi bu ayaklar kaç santim? 5 santim. 5 santim. Şurası 5. Evet. Küçük ayaklar? Onlar 4. 4. Şöyle 4 santim. Kulaklar? Onlar da 5 santim. 5, 6 gibi. 5,5-6 gibi şöyle durduğu zaman. 5 santimden çizmiştim. Öyle mi? Bir tık büyük o zaman. Sonra şuraya göz şey yapıyoruz. İşliyoruz. Ben zaten bunu size koyacağım. Evet. Bunu da açığını da koyacağım, kapalısını da. Polardı şimdi, da gösterelim. Polar da olur. Yüzü bu tarafa. Bu polar benim içime sinmediği için ben bu battaniyeyi çok uygun buldum. Bunu da bildiğiniz bir yapı marketten aldım. Sizde de mi var ondan? Nereden var o? Onu biz yaptık. Ha? Örgü bir dakika. Aa. Örgüsü de varmış. Tülin Hanım'da. Çok güzel. Evet, gösterelim onu da. Biz bunu tesadüf. Yıllar önce yine göstermiştik, yapmıştık. Ali o zaman küçüktü. Aklıma geldi. Evde saklamışım bunu bir yere. Şimdi şuraların peki Aysun, şuna bir şablon çizebilir miyiz sonra? Bir tane çizelim bunlar nereye? Hani örgüde de nasıl yapılacak? Yurdanur, şeyleri nasıl koyuyorsun? Önemli olan ne biliyor musunuz Derya Hanım? Bunlar çok küçük olduğu için makinede yaparken ben biraz zorlandım. Elle makine dikişiyle yaptık. Sonra çok dibinden şöyle kesiyoruz. Tamam. Sonra çevirdik. Tamam. Bak çevrilirken mesela şuna şu çok güzel olabilir. Ona da yapacağım şimdi. Bak, hemen. Böyle. Evet. Değil mi? Şöyle yapıyoruz onu da. Her zaman yaptığımız gibi. Sen onu gibi. Göster önce. Onu göster. Hı. Onu nasıl çeviriyoruz? Çevirelim. Şöyle çeviriyoruz. Kulakları. Elimizle makine dikişi yaptık. Sonra böyle düzeltiyoruz iyice. Hı hı. Şu kısmı kesiyoruz. Oraya dikeceğiz. Bunları diyor şeyle yaptık. Şimdi elimle burada birkaç tane seçenek var. Bir, örgüyle örüp kumaşla şeyleri yapabilirsiniz. Kulakları, ayakları yapabilirsiniz. Polar olabilir. İki, polarla yapıp veya istediğiniz bir kumaşla yapıp örgüyle ayakları ve kulakları yapabilirsiniz. Tamamen örgüyle yapabilirsiniz. Alayım arkadaşlar onu. Tamamen örgüyle. Teşekkür ederim. Bakın. Burada bir kuyruk da eklemişler. Tesadüf mü bu yanınızdaydı? Bunu ilmeklemeceyle mi ördünüz? Çok iyi fikir. Harika. Örgüden de olmuş. Şimdi açayım onu. Burada iki düğme kullanmışsınız siz. Bakın. Burada. Onlar da bu şekilde yapmışlar. Akıl akıldan, fikir fikirden üstündür. Demek istediğim buydu. İster bu şekilde, ister de o şekilde yapabilirsiniz. Vallahi ben bunu da çok sevdim. Evet. Ne kadar zamanda örebiliriz bunu? Bir saatte, iki saatte? Bir gün diyelim. Evet. Bir günde örebiliriz diyor arkadaşlar bunu. Kuyruğu da var. Naz, bunun da fotoğrafını istiyorum. Serili olarak güzel. Bizimkinin de. Evet Yurdanur, ayakları yaptım. Şuraya biyeyi katlamayı gösteriyorum. Katlamayı gösteriyorum. Şöyle yapıyorum bir dakika. Arkaya getiriyorum ayakları. Şunu getiriyorum. Sen istersen şuna makinaya hemen hazırla Yurdanur. Şöyle miydi Yurdanur bunun katlanması? Evet, yukarıdan aşağı doğru silindir şeklinde getiriyoruz orada. Tamam. Şuradan mı getiriyorum? Evet. Bebeksiz taraftan şöyle şöyle yapıyorum. Bakın düğme burada geldi. Biraz daha gevşek yapacaktım.
Düğmesi burada geldi. Bu da... Öbürü nerede öbürü? Bir tane daha vardı ya. Arkanızda. Ha, arkamda kaldı bu da. Ya çok güzel bir şey değil mi? Çok hoş. Yani sizin yaptığınız gibi belki şuraya bir yere bir kuyruk da eklenebilir. O da çok güzel. Ah, benim arkadaşlarım. Ne oluyor? İsteniyor mu? Heh? Ay bir şey söyleyeceğim. Bunu da verelim. Verelim mi? Sorayım. O zaman bizde bir tanesi kalıyor. Bu da geldi size. İlmeklemeceden olanı. Bu da birine gitsin. Lütfen bebeği olacak. Yakında doğum yapacak veya yeni doğum yapmış arkadaşlar isterlerse biz hemen göndereceğiz bunu. Ya Yurdanur. Efendim. Bundan çok güzel oldu. Şu hazırından iyi bu. Yumuşacık oldu. Yumuşacık. Ben seyircimize bunu göndereceğim. Çok yumuşak. Biye kısmını şöyle yapıyoruz Derya evet, Hanım. Evet, görelim makinede. İstediğiniz bir şeyle, istediğiniz renkle kenarını biyeleyebilirsiniz. İsterseniz şişle örün, ölçüleri alın, kumaş yapın şeyleri. Kıza erkeğe göre ayarlayabilirsiniz. Çok iyi bir fikri olduğu için belki de yeni yılda hani kolay ucuz hemen elde yapabileceğim bir şey yapayım dersiniz diye bunu düşündüm. Şimdi bizim Ali'nin dişi düşüyor. Ben de dedim ki diş düşünce anneanneler, babaanneler böyle bir hediye alır dedi. Düşünce bana haber verdi. Her gün dişini şey yapıyor, hediye alacak diye. Dikiyor musun? Sen orayı evet. Gör Erkan. Her gün dişini oynatıyor. Tabii onun hayalleri çok farklı. Ben ufak bir şey mutlaka yapacağım ona. Şimdi diş düşsün diye bekliyor. Küçük bir hediye elde, evde yapmak her zaman, burada zaten bunun programını yapıyoruz. Bir yeri lekeli bir battaniyeniz varsa orayı kesin. Biz bunu öyle yaptık. Gerçekten kesilmiş parçayı da keşke getirseydik. Biliyorsunuz her şeyi anlatıyorum bütün dürüstlüğüyle. Ama bundan güzel düştü. Yani eğer satın alacaksanız pofuduk bir battaniye gibi bir şey, polar gibi bir şey alırsınız. Poların kalınını. Benim elimde o yokmuş. Bunu bakayım bu Yurdanur. Böyle dikiyoruz. Ben nasıl yüzünü nasıl işaretlemişsin sen? Onu göstereceğim. Şunu da göster. Gözlerini ve yüzünü. Evet, hemen yapalım Yurdanur. Tamam. Vaktimiz kalmadı. Tamam. İşleyemezsin, ayakları bir gösterelim. Ha, ayakları göstereyim getir o zaman. Buraya bunlar, şu küçükler buraya, bir tane de buraya dikeceksin. Evet. Böyle mi? Yönleri böyle dik, mi? Yok, dik dik dikiyoruz. Ha şöyle dikiyoruz. Hı-hı. Öyle mi? Evet. Ha. Dik dikiyoruz. Bak bu da toparlayarak iyi fikir. Ben bir şurada tanesini göstereyim. Şurada da burnu, gözü ağzı, var. Burnu var. Aynen şurada olduğu gibi. Evet. Biz, ben hepsinin fotoğrafını koyacağım. Bunu yapanlar belki vardır. Ha ayrıca bu işe, bu ne işe yarar? Bu tezgahta bir şey satmak isteyenlerin de işine yarar. Örgüden, örgüde çok iyiyiz, çok yetenekliyiz. Örgü de yapabiliriz, böyle de yapabiliriz. Ben anlattım, gerisini üstüne koyarak, katlayarak yapmak sizin işiniz. Yurdanur, teşekkürler. Rica ederim.